Veda ettik. Peki Ali'nin ardından neler yaşandı, neler konuşuldu? Bakalım mı damatlar evine? Çünkü sonuçta oradan bir kişi eksildi. Hadi izleyelim. Mehtap hiç gelip geliyor. Bize sormadı ki siz niye dışlıyorsunuz diye. Evet, hiç bize gelip de sormadı ki ne, dışlama sebebiniz ne, bana mı gıcıksınız diye Mehtap bugüne kadar karşımıza gelip de bir kere durmadı. Tabii canım. Bana gıcık olduğunuz için mi dışlıyorsunuz bu çocuğu diye bir kere gelip sormadı ya. Niye sorsun ki kötülemek varken? Çünkü o işi yapmak için bir hamle vermiyorsun. Bak. Ama sürekli kötülüyorsun. İşte siz söylesiniz. Siz şöyle yapıyorsunuz. Ben çocuğu bu hale getirmişsiniz. Ben çözemedim mesela gerçekten. Çok çabuk gelişti bir şeyler. Murat abi daha yeni güzel bir şey söyledi abi. Çok ince bir şey söyledi, oradan alacağınızı almamışsınız siz. Neyi ben duymadım. Adam dedi ki dürüstlük en başta yapılan mıdır? Yoksa bazı şeyler yaşanıp yaşanıp artık içinden çıkılamayacak hale geldikten sonra söylenilen midir? Fark etmez abi, bak ben şuna bakıyorum. Demek ki bu eve geldi, racon bilmem dedi ama bu evden raconu öğrenip kralını yapıp çıktı. Bir şey öğretmişiz adama, anladın mı? Anladın mı olayı? Peki Tankut şöyle... Ya da öğretilecek bir şey yok. Ben buraya yani, geldim. Biliyormuş yani. Bak anlatamıyorum çünkü yani benim anladığım bu. Ben kendi anladığımı anlatayım. Öyle diyorsunuz ya. Çünkü benim üzerimden gidiyor. Murat abi ikide bir düşünce yapısı. Ya ben düşünce ben şöyle yapıyorum. Ben seni hanfiri demiyorum. Buraya geldim. Saygı duyuyorum. Buraya geldim, böyle geldim. Ve bu bir galada, bir hafta sonrasındaki galada Melis tarafından dile getirildi. Evet. Ve kabul ettim bunu. Evet, tamamen ben strateji uygulayarak geldim. Böyle yaptım. Harfiyen katılıyorum Melis'in söylediklerine. Bunun hepsini kabul etti. Ondan sonraki hafta daha sıkıntılı geçmeye başladı. Dışlamadık. Dışlamadık. Sen de biliyorsun ki dışlamadık. Abi, yine buradaydık. Ya, ben bitmiş. Allah yine de kötü bir şey söylemedik. Yani. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Hani diyorsunuz ya delikanlılık. Acaba bu gelip burada başta böyle yapıp sonrasında bunu dile getirmek gerçekten burada yürümeyeceğini, burada sıkıldığını ve Mehtap'a karşı hiçbir şey hissetmediğinden dolayı beni kullanarak Murat abi aşık, onun aşkına saygı duyarak şey. Gidiyorum demek midir? Emre. Anladın? Çünkü gitmek istiyorsan abi şunu şöyle düşünmek lazım. Birini de söylemene gerek yok aslına bakarsan. Tamam saygı duyuyorum söylediğine. Bak abi, ben bunu böyle algıladım. Ben seni şöyle anlıyorum ve hak da veriyorum. Ben direkt Mehtap'a dönüyorum. Mehtap senin bir yorumun var mı? Hayır, sadece hepsinin fikrine saygı duyuyorum. Bugün Ali'nin gidişiyle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Hislerinle ilgili. Çok üzgünüm. Çok yalnız hissediyorum kendimi. Alışmışım. Sadece onun yokluğu çok acıtıyor beni. Hani bunun üzerine zaten hiçbir konuşmaya yorum yapacak halim de yok. Saygı duyuyorum hepsini. Melis, senin galada yani Ali'nin elenmesinden bir hafta önceki galadaki yine onu elenme potasına kadar götürmüştü itirafları. Kinayi olarak algıladık. Öyleydi de belki. Ama işte şimdi dürüstlük mü, itiraf mı, geç gelen dürüstlük mü diyor ve Murat hani dolaylı da olsa onun üzerinden gözükmesinden hoşlanmıyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Ben Ali'nin tamamen dürüst bir adam olduğunu düşünüyorum. Hiç kimsenin üzerine bir şeyleri yıktığını da düşünmüyorum. Burada Murat abi kendisinin üzerine bir şeyleri yıkıldığını düşünebilir. Herkes bu durumda üzerine bir şeyler yıkıldığı olarak görebilir. Ama Murat abi Ali senin üzerine hiçbir şeyleri yıkarak gitmedi. O sadece yüreğinin temizliğinden dolayı sizin ikinizin arasına girmek istemedi. Çünkü çok iyi kalpli bir insan o. Ben Ali'nin kesinlikle kötü niyetli olarak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ayrıca Adnan'ın oradaki konuşmada bir şey dikkatimi çekti. Dedi ki biz dedi dışladık dedi. Hmm. Bana burada demişti ki Ali'yi hiç dışlamadık demişti. Ben dışladık diye bir şey demedim ki. Şu an az önceyi tekrar izlersen dışladık diyorsun. Nerede tam olarak dışladık o diyorum. O bir şey vardı ya. VTR niye dışladığımızı sormadı diyorsun. Öncesinden sonra konuştun ya sen. Dışladınız dedi. Acaba dışladık ha, mı? Doğru. Konuştun bak, ya. Orada şeyi bir saniye ben bir konuşayım. Tamam, ondan sonra şey yaparsın. Tamam. Geçenlerde hani yemek ödül gününde evet. Biz burada konuştuğumuzda Adnan bana demişti ki biz hiçbir şekilde Ali'yi dışlamıyoruz demişti. Hatta Emre de Murat abi de Tankut da aynısını bana söylemişlerdi. Şimdi da, Adnan diyor ki neden dışladığımızı merak etmiyorlar mı? Neden dışladığımızı sormadılar dedi. Hani kendinizle içinizde çelişiyorsunuz. Bence kendi içinizde çelişmeyin. Adam gitti, dışladığınızı kabul ettiniz. Adam buradayken dışlamıyoruz diyordunuz. Neyse, Ali'yi geri getiremiyoruz madem. Az önce Tankut hakkında senin söylediğin bazı şeyler vardı. Bugün iki gelin adayı daha Tankut hakkında konuştu. Güzel, reklamım oluyor. Bir bakalım da ondan sonra hep birlikte Tankut'u bir değerlendirelim. Reklam diyor ya, derdini nasıl belli ediyor bak. Tabii. Benim...
gelmiş Murat'a sarılıyor falan gala gecesi. Bir de gelmiş şurada bilerek sordum hani. Erkekler de seni o kadar yeren zaten Tanku. Beni yeren sürekli sensin. Her fırsatta açığını kollayan o. Haftalardır burada beni gel, ben şurada barışalım gel konuşalım adam gibi dediğimde konuşmaya gelmeyen gene Tankut, barışmaya gelmeyen. Hmm. Şurada dedim Tankut gel başka bir şey konuşalım, Ali varken burada söyledim. Gel dedim bir konuşalım, sorunlarımızı çözelim dedim. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ali gelince de diyor ki Ali, benle konuşmak istedi Ali, baş başa konuşmak istedi. Ha? Gel adam gibi karşılıklı konuşalım dediğimde konuşmuyorsun da Ali geldiğinde. Ali Mehtap benle konuşmak istedi. Bu nasıl bir... Allah Allah ya. Ya böyle yaptı. Niye her şeyi yanlış yere çekiyor ki bu? Niye öyle anlaşılmasını istiyor? Ben anlamıyorum. Istiyor? Böyle yapıyor, böyle anlaşılmasını istiyor demek ki. Ne bileyim ben. Yani böyle bundan başka bir şey göre, çıkmıyor. Dediğin gibi. Bence de öyle. Bu ne saçmalıktır? Sonra da geçmiş, ben ağlarken Murat'a sarıldıktan sonra gelmiş yanıma. Ağlama, güçlü kadınsın, sen öyle değilsin. Oturma, yerde oturma. Yani girerken iyiydi de adam dört ay için öyle mi oldu? Ben başta böyle değildi Seda Hanım. Çok tatlıydı. Ne oldu şimdi? Baksanıza. Ne oldu? Ya bilmiyorum. Çok böyle kötü oldu. Seda Hanım. Antipatik edici oldu. İki gelin adayı Tankut hakkında konuşacak dediğim zaman şuradan da Ayça diyor. Aa biz de konuştuk. Bizimki mi diyor. İşte. Yani siz bugün oturup evde hep ayrı ayrı Tankut'u mu konuştunuz ya, Seda Hanım? Biz de bugün biz iki, dört kişi konuştuk galiba. Dört, şu dörtlü, bu değil şu mi? Dörtlü konuştuk. Ben genel bir şey yapmışım. Seda Hanım. Genelde. Seda Hanım sevenlerim o kadar çokmuş ki. Seni seviyoruz tam yani. Biliyorsun kötü bir şey konuşmam. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Seda Hanım bir şey diyebilir miyim? Adnan buyur. Erkekler evinin gönüllü avukatı Adnan. Evet, sözcüsü buyur. İlgilendiğim bir aday olmayınca daha mantıklı ve daha çevresel bakabiliyorum olaylara. Oy. Şunu söyleyeceğim. Mehtap şimdi orada Tankut mu şunu yaptı bunu yaptı diyor da aynısını seni eski ilgilendiğin damat adayı da yapıyordu Ali. Ben diyordum ki abi bir şey varsa gel konuşalım. Yok yok bir problem yok deyip aynısını gelip sana anlatıyordu. Adnan bana bunu yaptı. Emre ile oturup şunu şunu dediler diyen de senin damat adayındı. Bu Ali arada, şu anda burada yok Adnancığım. Bu arada... Yok sadece hani erkek profili çözüyor ya, erkek böyle mi olur diyor ya. Onu tamam, söylüyorum sadece. Tamam konuşmuş oldun mu? İyi mi? Güzel görünüyorsun. Tamam. Seda Hanım... Tankut evet konuşmak senin hakkın tabii bu söylemlerinde. Sen değiştin mi Tankut? Herkes değişebilir. Ben değiştiğimi zannetmiyorum ama o da benim herhalde egomdan olsa gerek. Şöyle bir durum var. Ben hala aynıyım. Ben orada Mehtap'la aslında dalga geçiyordum. Fakat o benim yaptığım espriyi o şekilde anlayamamıştı. Çünkü altından hep kötüyü çeken o. Oradan o lafı nasıl alırım çeviririm de Tankut'un nasıl adam olmadığını ispatlarım düşüncelerine kapıldığı için. Ben Mehtap'ın gözünde adam olabilirim, olmayabilirim, antropozluğa girmiş olabilirim. Hayatım boyunca artık bitmiş olabilir hayatım. Ama önemli olan ben kendimi biliyorum. Cansel de daha evvelden diyor ki tatlı bir insandı Tankut işte saygım vardı saygımı yitiriyorum. Bir de şunu düşünmek lazım. Acaba onun bana olan saygısı niye aşağı iniyor? Onun bana almış olduğu hal ve hareketlerden dolayı benim ona karşı bulunduğum tavırdan mı? Yoksa Tankut'un gerçekten hale gelip herkese tavır almasından dolayı mı? Ya, antropos... yani bunları da sormak lazım aynı zamanda. Antropos işin esprisi tabii ki ama ben de aynı senin gibi değil. Senin olan tavırlarından dolayı ben böyle olduğumu düşünüyorum. Anladın mı? Senin düşündüğünün peki. Karşılıklı şey. Peki arada Eser'le gerilmelerin hiç etkisi yok mu senin Tankut'un değerlendirmelerinde? Vallahi o etkisi olur gider ama şu an... ki durum için hayır. Seda Eser'le Hanım, iyi galiba aralar zaten. Bence Cansel'le aramızdaki gerginliğin sebebi benim yaptığım bir hatadan dolayı, ikisinin ilişkisinin arasına girmemden dolayı ondan oldu. Ondan başladı evet. Çünkü ben Eser'e hak veriyordum ve Cansel'in birazcık daha kendi hareketlerine çeki düzen hatta uyarım ayetinde Cansel'i yazdın. Evet, ben ağır onu, yorumlar onu yapıyordum anlıyorum yani. Çünkü ben bunu zaten göz önünde bulundurarak böyle bir şeyler yaptım. Bunun bu şekilde bu yerlere geleceğinin zaten farkındaydım. Bunun zaten tersi olmuş olsaydı o zaman olaylar da ikisinin arasındaki ilişki de farklı boyutlarda olurdu. Çünkü beni anlamış olurdu Cansel şu anda. O yüzden ben kötü bir niyetim yoktu. Ama olan oldu. Sonuçta herkesin kendi haysiyetine kalmıştır benim şu andaki adamlığımı bir şekilde sorgulamak. Bak, o yüzden bilisin, tamam mı? Problem yok. Sen, ben yok, hiç, yok. Bak, ben adamlıkla hiç alakası iyi yok. Niyetinden, iyi kalbinden hiçbir şüphem yok. Kimsenin yok ve sen benim can, ciğerim, dostum, abim, her şeyimsin. Okay? Bunu bil. Zaten Cansel'le ilk başladığımızda da
O tam elenmediğim günden önce o hediyeyi getiren de sensin. Bunları unutmam ben. That's burada okay. Bizim yanımızda durduğun günleri de unutmam. Sadece şu abi, yani gerçekten artık dilinin kemiği biraz, you know, it's like, that's all we're saying, that's it. Çok sivri dilli. İşte ama ne konuştuk? Bu evdeki stres herkese farklı vuruyor ya Eser. Vallahi ya. Dan kutunu da diline vurdu diyelim o zaman. Ben artık bittim Seda abla, yani. Ben çöküyorum, yavaş yavaş kendimi toparlamaya çalışıyorum. Burada herkes yeri geldi çöktü. Tabii. Çok zor bir şey yaptınız. Bütün duygularınızı... Sizin için aynı yani. Bütün duygularınızı kamera önünde yaşıyorsunuz. Hepiniz için aynı, herkes için geçerli. Ben diye bir şey yok ama işte herkesin dayanıklılık çıtası farklı. Evet. Şimdi değil mi? Ben zaten çöküyorum. Ben çıkışta çöküyorum. Sen çökmüyorsun bir türlü. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya vallahi hepinizi artık kardeşim gibi seviyorum. Yani eve falan taşır oldum derdinizi, ilişkinizi. Acaba yarın ne olacak? Herkes iyi olsun. Bir tek bunu istiyorum. Sen yeter ki sen kısmetse.